Şimdi hiç başlama bu videoya, dur ve şu söylediğimi yap. Bedenini ve düşüncelerini bir tara. İçinde bulunduğun ruh hali, hissettiğin duygular, kafanın içinden geçen düşünceler neler? Bunları bir kenara yaz. Videonun ilerleyen dakikalarında senin için hazırladığım frekans tablosundan bu duygu ve düşüncelerinin titreşim seviyelerine bak. Ve kendine şunu sor. Benim yaratmak istediğim gelecek, benim içinde bulunmak istediğim an, benim yaşamak istediğim hayat bu titreşimde mi? Herkese selam. Ben Aslı. Böyle YouTube videolarını izledikten, gaza geldikten sonra of ben bunu yapacağım da şöyle olacağım. Sonra işte yeni yıl geliyor, yeni yılda böyle yazıyoruz yeni yıl hayalleri. Bunları yapacağım, bu yıl başka olacak. Sonra kitaplar okuyoruz, blog yazıları okuyoruz. Bir yerlerde olumlamalar görüyoruz, heyecana kapılıp gaza geliyoruz. Sonra ne oluyorsa gün içinde bir noktada içine girdiğimiz bu enerjiden çıkıp sahip olduğumuz bütün motivasyonu, neşeyi, o heyecanı kaybediyoruz. Nasıl oluyor peki bu? Bir kuklanın iki tane tutacağı olur ya, seni bir duyguların bir düşüncelerin böyle oynatıp duruyor. Bunların hangi titreşimde, hangi frekansta olduğunu kontrol edemediğinde sürekli kendini kederde, dertte, tasada, yasta, korku içerisinde, kaygıda, anksiyetede buluyorsun. Sen ne zaman ki bedenine ve zihnine kulaklarını açıyorsun, duygu ve düşüncelerini duymaya, bunların farkına varmaya başlıyorsun. O zaman artık bu duygu ve düşüncelerini regüle etmeye, filtrelemeye başlıyorsun. Ve olumsuz, düşük titreşimli, düşük frekanslı hiçbir duygu ve düşünceye izin vermiyorsun. Bir bakmışsın, istediğin hayatın ta kendisi olmuşsun. Söylemesi çok kolay. Ama nasıl yapacağız? Biliyorum hepimizin gün içinde canını sıkan bir ton bir şey oluyor. Kendi hayatımdan örnek vereyim. 2 gün önce çok güzel bir hafta sonu uyandığımı düşünerek kalktım yataktan. Meditasyonumu da yaptım, kitabımı da okudum, kendimle ilgilendim, enerjim yüksekti, kendime iyi davrandım, güzel şeyler söyledim. Dedim bugün mükemmel bir gün olacak. Hazırlanıp evden çıkmadan önce bir baktım banyoda şarıl şarıl duvardan sular akıyor pis pis sarı sarı. Böyle tabii ilk bir aklım çıktı. Bunu ben mi yaptım, ne yaptım acaba ben bu eve falan diye bir korktum. O suyu silmeye çalıştım, durulamaya çalıştım. Olmuyor bir türlü, durmuyor da. Çıkayım dedim, evden çıktım. Geri geldiğimde bütün mutfağın bu köşelerinden, şu an siz görmüyorsunuz, bu köşelerinden şırıl şırıl sarı izler kalmış. Şu kadarcık bir problemle bıraktığım ev böyle bir vaka haline gelmiş. Zaten sabahtan ufak bir can sıkıntısı yaşandı. Ama ne dedim? Bunun günümü mahvetmesine izin vermeyeceğim. Bir şekil yolu bulunur, çözülür, halledilir. Devam et Aslı. Şu an düşünsen de hiçbir işine yaramayacak çünkü hafta sonu zaten. Burada her yer, herkes kapalı. Telefonlar, mailler falan, kimse benim yardımıma gelmez. Eve bir geliyorsun, böyle bir vakayla karşılaşıyorsun. Ne yapacaksın? Tabii sular başımdan aşağı döküldü. Depozitomumu alırlar, bana bir şey mi derler, davamı açarlar, evimi boyatırlar bilmiyorum. Bu korkuya anında kapılabilirdim değil mi? Hemen bundan etkilenip karalar bağlamam çok basitti. Ama yapmadım. Şimdi sana anlatacağım şeyleri uyguladım ve o günün akşamında evren yine benim yardımıma birini gönderdi. Şimdi sürekli diyoruz ki kuantum fiziğinin keşifleriyle beraber duygu ve düşüncelerimizin sürekli titreştiğini, bir frekansları olduğunu öğrendik. Yani baştan aşağı bir titreşime ve frekansa sahipsin ve sen frekansını ne kadar yüksek tutarsan kuantum evreninde onun eşleniği olan fiziksel realiteyi yaratmaya başlıyorsun. Like attracts like. Benzer benzerini çeker. Çekim yasası diye bilinen benim olmak yasası olarak anlattığım bu evrensel teorinin, bu evrensel prensibin özü senin bu titreşimle denk gelen gerçekliği çekmen. Ama sürekli bu titreşimi nasıl yüksek tutacağız? Titreşim gün içerisinde kur gibi oynayıp duruyorken sen bunu nasıl bu kadar yüksek tutabilirsin? Ne yapabilirsin? İlk olarak bilmemiz gereken şey şu. Duygularımızın hangi titreşim, hangi frekans seviyelerine denk geldiğini anlayalım ki o duyguların bir kısmından uzak duralım, bir kısmını da daha çok yaşayalım. Ben üşenmedim, oturdum, sizin için boyama yaptım. Böyle bir chart hazırladım. Bu duygularımızın denk geldiği frekansları gösteren bir tablo. Evrensel bir şey. Bakalım neler var burada. En aşağıdan başlayalım. Biz en çok yoran, en çok canımızı sıkan yerden başlayalım. Acı. Şimdi bu acı noktası senin en kötü olabileceğin versiyon. Bu seviye insanın survival modunda olduğu, yani hayatta kalma çabası içerisinde olduğu seviyesi. Egomuzla özdeşleşen seviyemiz bu. Ego dediğim bu havalı olmak
gibi kullandığımız ego değil, ego olarak ifade edilen benlikten bahsediyorum. Burada insan böyle en temel içgüdülerden hareket eder. Bunlar hayatta kalma mücadelesi için ihtiyaç duyduğumuz, kendimizi korumaya almak için geliştirdiğimiz duygularımız. İşte burada utanç var, suçluluk, ilgisizlik, yas, korku, kaygı, bunların hepsi burada yer alıyor. Bunları hissediyorsan gün içerisinde, sürekli suçluluk duyduğun şeyler varsa, olma biçiminden, yaptıklarından, sahip olduklarından, hayatından utanç duyuyorsan, bunlar seni sürekli bu en alt seviyede tutuyor. Akabinde biraz daha yükseldiğinde, bir şeyleri değiştirmeye dair bir arzun, isteğin olduğunda, ama sana verilmediği için kızıp durduğunda, hani diyorsun ya mesela böyle, işte çevremdeki insanlar hak ettiğimi bana göstermiyor ya da evren hak ettikleri istediklerimi bana vermiyor. Kızıyorsun. O kızgınlık burada işte. İdare ediyorsun yani durumu. Çok iyi değilsin ama çok da kötü değilsin. Bir şekilde idare ediyorsun. Cesaretlisin. Bir şeyleri denersin ama kızgınlığın da bir o kadar yüksektir. Burası insanın birazdan mantığından hareket ettiği bir yer. Mesela matematik gibi düşünüyorsun hayatı sürekli. Ben 2 artı 2'yi koydum. Bana 4 niye gelmedi diye. Daha mantıksal bir çerçeveden bakıyorsun hayata. Daha sonra hayatına karşı daha nötr olduğun, yargılarından arındığın, olanı olduğu gibi kabul ettiğin, istek ve niyetlerinle biraz daha özdeşleştiğin, kendi içine döndüğün, bu aşamada artık nötrden akışa doğru geçmeye başlıyorsun. Bir kabullenişlisin, biraz daha rahatlasın. Böyle sürekli bir kızgınlık, çaba, mücadele yok da biraz daha akışa doğru kendini bırakmaya başlıyorsun. Çok küçük bir dipnot geçeyim. Buradaki mantıkla idare ettiğin yerdeki mantıksal seviye aynı şeyi ifade etmiyor. İdare etmedeki mantık logic dediğimiz, yani işte kalpten değil de sürekli beyinden hareket etmek falan denir ya, o tarzdan bahsediyorum. Akışa doğru ilerlediğinde orada bulunan mantık reason, yani bir şeylerin sebeplerini anlamaya başlamak, senin de kendinin sebep olduğunu bilmek, ona sebep olduğunu bilerek o kabullenişten ve bilinçten hareket etmek gibi düşünebilirsin bunu. Artık kendini akışa bırakmayı öğrendikten sonra yavaş yavaş daha yüksek duygular duymaya başlıyorsun. Her şeye sevgi verebiliyorsun, her şeye sevgiyle bakabiliyorsun, keyif alıyorsun, bulunduğun ortamdan, sahip olduklarından, kendinden, çevrendeki insanların varlığından. Bu duygular, bu barış, aydınlanma, bunların hepsi senin en iyi versiyonuna ulaştığın ve ulaşmak istediğimiz en üst bilinç seviyesi, bu nihai bilinç dediğimiz seviye, artık bu aydınlanmanın da ötesi, sürekli bu duygularla kalabildiğin, bunları duyabildiğin bir seviye. Dolayısıyla şimdi ilk videonun başında kenara yazdığın duygu düşüncelerine bir bak bakalım. Onlar bu chartın neresine denk geliyor? Biz daima en iyi versiyonumuza ulaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla olmak istediğimiz duygular, frekanslar hep bu en üsttekiler. Eğer sen aşağıda bir yerlerdeysen biliyorsun ki bunu yukarıya çekmemiz lazım. Şimdi ben sana bunu nasıl yukarı çekeceğimizi anlatacağım. İlk olarak buranın en temeline oturtman gereken inanç şu: sen sonsuz bir varlıksın. Sadece sahip olduğun bu sınırlı hayattan ve bedenden ibaret değilsin. Ve sınırların yok. Bu bilinç dediğimiz aslında hala anlaşılamamış olan kutsal ve karma karışık bir yapı var içeride. Bu sahip olduğun bilinçle yapamayacağın, elde edemeyeceğin hiçbir şey yok. Bu zamana kadar dünyanın bütün varoluşu insanın hep hayal ettiği, farkındalıkla yarattığı şeylerden dünyaya geldi ve var oldu. Sahip olduğun bu bedensel, ruhsal ve zihinsel bütünlüğün ne kadar kutsal ve kıymetli bir şey olduğunu anlaman lazım. Enerjin de aynı şekilde o kadar kıymetli ki nereye yönelttiğine dikkat etmen lazım. Enerjimizi yönelttiğimiz yeri büyütme yeteneğimiz, öyle bir kudretimiz var. Eğer odağın, yani enerji dediğimde odağını da dikkatini de bir arada düşün. Ben odağımı ve dikkatimi sürekli duvarlarımdan akan bu kara lekelere yöneltirsem bir süre daha sonra içten içe tükenmiş hissedeceğim. Çünkü sürekli içerisinde bulunacağım hissiyatlar, bu kaygılar, korkular, en alttaki acı ve buhran hali olacak. O yüzden yavaş yavaş tükenip hem bedenime hem zihnime zarar vermeye başlayacağım. Ama dikkatimi, odağımı ve enerjimi ne kadar güzel şeylere verirsem, mesela bununla ilgilenmek yerine oturup bu videoyu çekersem, beni mutlu eden ve iyi hissettiğim, insanlara da bir faydası olduğunu bildiğim, tutku duyduğum bir şey yaparsam bu beni doldurmaya devam edecek. Bir priz gibi düşünüyorum ben hep bunu. Ben fişi takıyorum bu prize ve ben oradan elektriği almaya başlıyorum. Önce kendi kabımı dolduruyorum, sonra bu doluşla taşıp sizlerinkini doldurmaya başlıyorum.
tüketimine dikkat et. Hem bedenine, hem zihnine, hem ruhuna neler tüketiyorsun, neler alıyorsun bunlara dikkat et. Zihnini maruz bıraktığın bilgiler çok önemli. Sürekli haberlerdeki negatif, korkunç şeylere maruz kalıyorsan, etrafındaki insanlarla olan sohbetlerin, bilgi paylaşımların sürekli bu tarz duyguları çağrıştıran şeylerse, sen kendine negatif konuşan bir insansan, kendini aşağılıyorsan, kendine kızıyorsan, kendine kötü kelimeler kullanıyorsan, hayata karşı da aynı şekilde cümlelerin olumsuzsa, yapamam, olmaz, değil, yok gibi kelimeler, cümleler kullanıyorsan bunlardan silkelen. Sosyal medyada kendini maruz bıraktığın şeyler, sürekli sana kötü hissettiren içeriklerse bunları tüketmeyi bırak. Mutlaka kendinle baş başa kaldığın ve zihnine sevdiğin, ona iyi gelecek pozitif şeylerle doldurduğunu hissedeceğin zamanlar ayır. Sonra geldik bedene. Bedenin seni istediklerine götürecek en kıymetli varlığın. Bedeninin enerjisini yüksek tutmak için onu neyle beslediğine, neler tükettiğine çok dikkat et. Bir kere daima nefes aldığına ve bu nefesin doğru bir nefes olduğuna emin ol. Gün içerisinde kayganlarında nefesini tuttuğunu fark ediyor olabilirsin. Derin bir nefes o kadar çok şey çözebilir ki. Uykuna dikkat et. Yeterli seviyede uyu. Kaliteli uyku uyu. Dinlenmen gerektiğinde dinlen. Kendine küçük molalar ver. Postürüne dikkat et. Kambur ve böyle içine kapanmış durma. Hem enerji akışı hem dolaşımının daha sağlıklı olacağı postürlerde, dik duruşlarda durmaya çalış. Bedenine iyi gelen şeyler tüket. Sebze, meyve ye. İşlenmiş ürünler yeme. Egzersiz yap. Hareketlendir. Yoga yapabilirsin. Vücudunun o akışa girmesine izin ver. Bırak enerji aksın vücudundan. Bırak çıkması gereken çıksın. Ruhunu beslemek için meditasyon yap. Şükür pratiği, olumlamalar. Sana ilham verecek hobilerin, doğaya çıkmak, yürüyüş yapmak, kitap okumak, müze gezmek, seni sürekli böyle ilham, şükür, keyif anlarında, huzur anlarında tutacak şeyler yap. Sen bu kadar pozitif, güzel enerjileri hayatına çekmeye çalışırken ama belki o kadar dolu olacak ki bardağın, bu bardağa daha fazla o enerjiyi alamıyor olacaksın. Şöyle bir bak bakalım, o bardakta işine yaramayan neler var? Senin enerjini düşüren neler var? Bunları bir temizlemeye başla. Bunlar insanlar olabilir, çevrende sana iyi gelmeyen, senin çıkmak istediğin o yüksek seviyedeki, o en iyi versiyonundaki enerjiyi seninle paylaşmayan, orada olmayan insanlar olabilir. Evindeki, çevrendeki fazlalıklar, döküntüler, eşyalar olabilir. Seni sürekli yoran, gözünü yoran, aklını yoran insanları, eşyaları hayatından çıkar. Çıkar ki senin o bardağın biraz böyle boşalsın. Sonra o pozitif koymak istediğin her şeyi onun üstüne rahatlıkla ilave edebilirsin. Bunların içerisinde neler olabilir? Mesela kıtlık inancındaki insanlar olabilir. Ben bir süredir çevremde en çok bu tarz insanları tutmamaya gayret ediyorum. Bir şey verirken karşılık bekleyen, dünyada fırsatların, işin, paranın, aşkın, sevginin, dostluğun kıt olduğunu düşünen insanlardan olabildiğince uzak duruyorum. Sen ne kadar kutsal ve sonsuz, sınırsız bir varlıksan, içinde bulunduğun bu evren de öyle. Sen onunla bir bütünsün. Sen ne kadar karşılıksız, tükenmezcesine verirsen o da zaten sana dönüp geri geliyor. Bu karma diye de bildiğiniz karşılıklılık ilkesi, çekim yasası, ayna prensibi gibi bir prensip bu. Evrenin prensiplerini anlatacağım bir videoda, bundan daha detaylı bahsedeceğim. Hiçbir şey karşılık beklemeden yaptığında o bir şekilde dönüp sana geri geliyor. Örneğin birinin seni sevmesini istiyorsan onu karşılıksız sevmeyi öğren. Çünkü sen sürekli o beni niye sevmiyor, benim onu verdiğim kadar bana vermiyor falan gibi kıtlık inancında kaldığın zaman hem bu karşılıklılık ilkesi çalışmıyor, o kıtlık titreşiminde kalıyorsun. Ama sen dersen ki benim sevgim sonsuz, herkese veririm, karşılık vermeseler de bende sevgi tükenmeyecek. Ve bunu sadece seni sevenlere değil, sana kötülük yapanlara, belki sana o sevgiyi göstermeyenlere bile yapsan, göreceksin ki senin sevginle her yer öyle bir aydınlanıyor ki en gudubet insanları bile o sevgiyle belki temizliyorsun. Çevrende tuttuğun insanlar da böyle insanlar olsun. Kıtlıkta değil ama bolluk ve bereket, paylaşım, şükür titreşiminde olan insanlar olsun. Sana bir şey vermek için karşılık beklemesin. Senden aldığında da sürekli karşılığını vermek zorunda olmasın. Artık bir tüketim devriminde yaşıyoruz ve her ihtiyacımızı dışarıdan ve bir şeyleri tüketerek karşılamaya çalışıyoruz. İçerik tüketiyoruz, yetmiyor. Sürekli materyal şeyler satın alıyoruz, yetmiyor. Çılgın aktiviteler yapıyoruz, yetmiyor. Niye sürekli tüketiyorsun, tüketiyorsun, tüketiyorsun ama İçeride bir boşluk var. İçine döndüğün zaman aradığın her şeyi, sevgiyi de, aşkı da, huzuru da,
barışı da, şükrü de, kuvveti de, başarıyı da, bunların hepsini içine dönüp aradığın zaman fark edeceksin ki bu sonsuz, sınırsız varlığın içinde bunların hepsi çoktan var. Çoktan var. Dışarıda aramana hiç gerek yok. Sen istediğin her şeye çoktan sahipsin. Sadece onları keşfedip bulup ortaya, yüzeylere çıkarman lazım. Çünkü çok derinlere gömülü kaldı onlar. Ve toplum bizi buna itip duruyor sürekli ne yazık ki. Daha da bastırıyoruz içerilere onu. Ama sen onu biraz daha dışarıya, biraz daha yüzeye çıkardığın zaman aslında istediğin her şeye çoktan sahip olduğunu fark edeceksin. Bunun duygularına nasıl bağlantısı var? Mesela diyelim ki sen annenin, babanın, arkadaşlarının ya da partnerinin seni sevmeyi bırakmasından korkuyorsun ya da seni eskisi gibi sevmemesinden, sevgilerinin azalmasından vesaire vesaire. Dışarıda aradığın bu sevgiyi kendi içine dönüp içindeki sevgiye yönelsen hem duyguların artık o düşüp titreşimde olmayacak ve yükseğe çıkacaksın çünkü kendi içinde sevgiyi, huzuru, barışı bulacaksın. Sen kendini sevdiğin zaman onlar da seni sevecekler. Kendi içindeki sevgiyi keşfet ve kendini sevdiğin zaman onların da seni koşulsuz, karşılıksız sevdiğini fark edeceksin. Ne sevgini verirken ne sevgiyi ararken kıtlık çekmeyeceksin. Titreşimini en çok yükseltecek şeylerden birisi kendinle olan bu iletişimi sağlamak, içine dönmek. Kanalıma abone olup bu videoya ufak bir beğeni ve yorum bırakırsan beni çok mutlu edersin. Frekansının en yükseklerde olmasını diliyorum. Hoşça kal.